Bütün yatırımcıların gündeminde yine Tesla var. Dün Tesla günü %6'ya yakın düşüşle tamamladı. Böylece son bir ayda %18 değer kaybetmiş oldu. Yıl başından beri %100'e yakın değer artmış durumda. Ama tabii son bir ayda yaşananlar herkesin ikisi çekiyor. Peki ne oluyor? Tesla dün neden düştü? Tesla neden düşüş eğiliminde? Neden Tesla bu kadar çok konuşuluyor? Ve daha önemlisi fiyat şu anda 209 dolar civarında. Bu 100 doların altına doğru mu gider? 300 üstüne mi gider? Bütün gün bulur mu? Bir gün 50 doları bulur mu? Bütün bunları bugün tartışacağız. Ama karşıken size fiyat hedefleri vermeyeceğim. Sadece hangi varsayımlara göre fiyat nasıl olmalıdır onu anlatacağım. Bu varsayımlardan hangisini seçeceksiniz o size kalmış. Ben kendi seçimimi ve buna göre yatırım stratejimi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bu bölüm oldukça eğitici ve ilginç olacak aslında. Önce Tesla'nın değeri neden dün %6 düştü ona bir bakalım. Aslında iki ayrı sebep üst üste bindi. Bunlar bir tanesi makro ekonomiyle ilgili bir tanesi Tesla'nın kendisine özgü. Makro ekonomi tarafına baktığımızda Amerika'da dün devlet tahvil ihalesi vardı. 30 yıllıklarda %4.77 faiz istediler ama ancak onun 5 pas puan üzerinde faizle kredi bulabildiler Amerika esnesine. Bu da yatırımcıların henüz enflasyon korkusunun bitmemiş olduğunu gösterdi. Aynı saatlerde Powell'ın da konuşması vardı. Powell da biraz şahince konuştu özellikle konuşmanın baş başlangıcında o da piyasaları ürküttü. Bundan dolayı Nasdaq %1'e yakın düştü. Zaten Nasdaq %1 düştüğünde Tesla'da %2 ile 3 arası düşüş bekleriz hep. Neden? Çünkü betası 2'nin üzerinde Tesla'nın buraya kadarı normal. Ama %6 düştü. O halde aradaki fark nerede? Aradaki fark bir analistin yorumlarında. Analistimizin ismi Mike Tindall. Mike Tindall HSBC analistlerinden bir tanesi. Dün Tesla ile ilgili dedi ki ya bu ise aşırı pahalı bir otomobil hissesi. Bunun düşmesi gereken hedefim 146 dolardır dedi ve %30.47 aşağıya doğru yön işaret etti. O söyledikten sonra Tesla %6 düşüne göre hedefinde bayağı ilerledi diyebiliriz. Peki kim bu Mike Tindall? Çok mu güvenmek lazım? Neyin uzmanı? Bir de ona bakalım. HSBC'de çalışıyor ve Wall Street'teki 8601 analistin en iyi 5574.sü. Yani ne anlama geliyor bu? İlk %50'ye bile girememiş tahmin doğruluğu açısından. Zaten o yüzden iki yıldızlı bir analist. Son bir senede yaptığı tahminlerin sadece %47'si tutmuş. Yani diyor ki hisse yükselecek düşecek. Al tut. Bunların sadece %47'si tutmuş. Yani bu abi dinleyeceğimize yazı turu atsaydık daha iyi sonuçlar alırdık. Acaba gerçek. Aynı şekilde bu abi dinleseydiniz son bir yılda paranızdan %1.30 kaybetmiş olacaktınız. 100 yılın rallilerinden bir tanesi tamamen kaçıracaktınız. Benim takipçilerim biraz daha fazla kazandı tahmin ediyorum. Peki nedir bu beyefendi uzmanlık alanı? Otomobil firmaları. Mercedes, Aston Martin, BMW, Porsche, Race yani Ferrari, Stellantis, Volkswagen gibi şirketleri ele alıyor. Ve diyor ki bu abimiz Tesla bence çok pahalı düşmeli. Şimdi bir kere bu beyefendinin adelist doğruluğunu burada görüyorsunuz. ya. onu tartışacak bir şey yok. Performans pek iyi değil. Ama yine de Tesla ile ilgili söyledikleri ilgi çekti piyasada ki Tesla bu kadar düştü. Peki ne dedi Tesla ile ilgili? Gelin bir ona bakalım. Bu otomobil sektörü uzmanı arkadaşımız diyor ki Tesla bence hala bir otomobil firması. Hakkı da bu konuda. Tesla'nın cirosunun %80'i otomobilden geliyor. Diğer işler şu anda batarya, hizmetler, enerji, solar. Bütün bunlar cironun daha küçük bir bölümünü oluşturuyorlar. O halde diyor Tesla'yı bir otomobil firması gibi değerlememiz lazım diyor. Zaten birinci sorun buradan başlıyor. Tesla'yı bir otomobil firması olarak değerlerseniz Tesla aşırı pahalı. Tartışacak hiçbir şey yok bu konuda. Biraz sonra size bazı detaylar sunacağım. Başka firmalarla kıyaslayacağım. Tesla aşırı pahalı bir firma eğer otomobil firması olduğunu düşünürseniz. Öte yandan eğer Tesla'yı bir otomobil firması gibi değil de bir teknoloji şirketi olarak görürseniz o zaman da pek pahalı değil. Eğer Tesla'nın gelecekte yapacaklarına çok inanıyorsanız da Tesla bedava. Şimdi bu üç bakış açısını size anlatalım. Siz kendi bakış açınızı seçin. Önce bir diğer otomobil firmalarıyla Tesla'yı kıyaslayalım. Buradaki kıyaslamaya Toyota'yı, Mercedes'i, BMW'yi, Li Auto'yu, Çinli üretici ve Rivian'ı koydum. Bu kıyaslamayı seekingalpha.com üzerinde yapıyorum. Siz de dilerseniz seekingalpha.com'u bir hafta ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Linki aşağıda. Kullanmanızı çok tavsiye ederim. Hisse senetleri konusu çok ciddi analizler yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında ciddi bir indirim var. Eğer benim kuponumu kullanırsanız kuponun linki aşağıda. Peki bakıyoruz Tesla'ya. Tesla'nın değeri 667 milyar dolar. Toyota 251 milyar dolar. Tesla Toyota'nın 3 katı. Toyota Tesla'nın aşağı yukarı 6 katı araba üretiyor. Hmm. Mercedes 64 milyar dolar. BMW 62 milyar dolar. Lyoto 37 milyar dolar. Rivian 14 milyar dolar. Yani böyle bakınca Tesla gerçekten pahalı. Çünkü Tesla'yı üretim adetleri, markanın oturmuşluğu, dağıtım teşkilatı, model sayısı vesaire ne Toyota'yla ne Mercedes'le ne BMW'yle kıyaslayamazsın. Rivian'la ve Li ile kıyaslamak mümkün. Zaten ona biraz sonra geleceğiz. Biliyorsunuz en önemli değer değerleme oranlarından bir tanesi fiyat bölü kazanç. Son 12 ay fiyat kazançına baktığımızda Tesla'da 67 çıkıyor. Toyota'da bu 9.76. Yani Tesla Toyota'ya göre aşağı yukarı 7 kat pahalı bir hisse. Neden böyle? Biraz sonra konuşacağız ama gerçek bu. BMW ve Mercedes bu oranlar 5'ler civarında. Li Auto'da ise 148 Tesla'dan da fazla. Rivian'da henüz bu ölçüme alınmamış. Şimdi buraya bakınca Tesla'nın Toyota, Mercedes, BMW gibi kurulu oyunculara göre aşırı pahalı olduğunu buna karşı Li Auto gibi yeni bir üreticiye karşı epey ucuz olduğunu görüyoruz. Yine benim her zaman takip ettiğim bir rasyo olan fiyatlar böyle satışlara baktığımızda Tesla 6.94 Toyota 0.91 Mercedes nokta 40. BMW nokta 38. Yani bu şirketlere göre 7-8-10 kat fazla pahalı Tesla. Öte yandan Li ve Rivian'la kast onlardan sadece biraz daha pahalı. Yani otomotiv sektörünün geleneksel oyuncular açısından bakacak olursak Tesla'nın değerlemesi bugünkünün onda birine kabaca inebilir. Yani 209 dolarız şu anda. Rahatlıkla 20 dolarlara, 30 dolara inebiliriz. Yeter ki kıyaslamayı bu taraftan bakıyor olalım. Öte yandan diğer otomobil firmalarından tabii büyüme açısından baktığımızda büyük fark var. Son 3 yılda Tesla'nın ortalama büyümesi %50 civarında. Toyota %13, Mercedes %5, BMW %15, Li Auto yeni oyuncumuz tabii Çinli %161 büyüyor. Son 5 yıldan baktığımızda Tesla %40 onun yanına yaklaşan bile yok. Yani hızlı büyüyen bir otomobil firması Tesla ama bakın Li Auto da hızlı büyüyor. Çünkü bundan küçüktü. Küçükken hızlı büyümek kolay. Ama büyümede de yavaşlama varsa Son dönemde hep bundan bahsediyoruz zaten. Ve sonuçta eğer bir otomobil firmasıysa 1 milyon 800 bin araba üreten iki tane temelde modeli olan Model 3 ve Model Y diğerleri pek satmıyor zaten. Küçük bir firma kesinlikle bu değerlemeli de olmaması lazım. Bu konuda bir hemfikir olalım. Bunu tartışacak hiçbir yön yok. Tesla bir otomobil firması ise aşırı pahalı hisse senedi değerinin 20-30 dolara kadar inmesi gerekiyor. Nokta. Peki teknoloji firmaları kıyasladığımızda Tesla'nın durumu ne? Orada biliyorsunuz Tesla'yı Magnificent 7 yani muhteşem 7'nin içinde görüyorlar. Tesla, Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft ve Nvidia oradalar. Ve böyle baktığımızda Tesla pek de pahalı değil gibi. Tesla'nın değeri 667 milyar dolar. Apple 2.8 trilyon. Amazon 1.5 trilyon. Google 1.6. Meta 823 bence fazla ucuz. Microsoft artık Apple'a baya yaklaştı. 2.68 trilyon ve Nvidia'da 1.6 trilyon dolar. Yani Tesla'nın otomobil firmaları kıyaslanıcı çok uçuk gözüken rakamları burada o kadar uçuk gözükmüyor. Değerleme açısından baktığımızda Tesla F vermişler gayet. Kötü Apple'da F ama. Amazon'da zaten D-. Google D, Meta D+, Microsoft F ve Nvidia yani teknoloji firmaların hepsi geleneksel değerleme yöntemleri açısından pahalı gözüküyorlar. Öte yandan burada görüyorsunuz bu şirketlerin growth yani büyüme profitability yani karlık, hisse senedi momentumu yani momentum gayet iyi hepsinde. Yani evet bu şirketler geleneksel firmalara göre aşırı pahalılar ama yine de karları, büyümeleri vesaire göz önüne alınca bunun hisse senetlerini insanlar seviyor. Tesla buraya mı girer yoksa otobüs sektörüne mi girer? Buna biraz sonra geleceğiz ama kıyaslamayı iyi bir anlayalım. Peki teknoloji firmalarına kıyasladığımız zaman Tesla'nın değeri nasıl gözüküyor? Fiyat bölü kazanç son 12 aya baktığımızda 67.74. Amazon 73.24. Nvidia 113.32 onların bir hayli altında. Öte yandan Microsoft, Meta, Apple ve Google'un üstünde aşağı yukarı iki kat üstünde. Yani böyle baktığımızda Tesla pahalı olabilir ama süper pahalı değil. Nvidia ve Amazon örneklerine baktığımızda hatta biraz daha yukarı doğru da yönü olabilir. Ama özeti çok pahalı gözükmüyor teknoloji şirketi olarak. Öte yandan büyümeye baktığımızda Tesla bu şirketlerden de hızlı büyüyor. Son 3 yılın ortalama büyümesi Tesla'da %50. Bakın burada Nvidia dahil ona yaklaşan yok. Son 5 yılın ortalama büyümesi Tesla'da %40.50. Yine ona yaklaşan yok. Son yılın büyümesi Tesla'da %28.3. Bakın bu kadar prim yapan Nvidia'nın büyümesi %9.9 sadece. Peki. Şimdi herhalde kıyaslamayı anladık. Otomobil şirket olarak aşırı pahalıyız. Teknoloji firmaları tarafından bakınca o kadar da pahalı değiliz. Hatta Nvidia ve Amazon örneklerine göre hep ucuz. Peki Tesla hangi kategoriye girmeli? Burada bizim değerli kardeşimiz analistimiz Mark biraz orta bir yoldan gitmiş. Açıkçası beni şaşırttı da çünkü unutmayın o temelde bir otomobil şirketi analisti. Yani burada bence kendini aşmaya ve Tesla'nın teknoloji tarafına takdir etmeye çalışmış. Bu çerçevede baktığımızda Mike kardeşimiz Tesla'nın gelir ve değerleme modelini iki ayrı kategoride değerlendiriyor. Bir bugün yaptığı işler şu kırmızılı bölge bir de ileride para kazanacağı işler. Bugün yaptığı işlerden otomotiv tabii en büyüğü değerlemenin %39'u buradan geliyor 277 milyar dolar değerleme gelir buradan diyor. Enerjiye baktığımda 114 milyar dolar değerleme buradan gelir diyor. Other işte sonal paneller, hizmetler vesaire yüzde iki de buradan gelir diyor. Bakın 13 milyar, 114 de burada, 277 de burada kabaca 420, 430 milyar dolar bir değerleme çıkıyor. Bugün değerlememiz neydi? 670 milyar dolar civarındaydı. Yüzde otuzluk işte düşüş buradan geliyor. Çünkü diyor ben şunlardan bir para kazanıp kazanmayacağını bilmiyorum diyor. Zaten bilemezsin değerli kardeşim çünkü bunlar senin anlamadığın teknolojiler. Ama en azından yaklaşımını şeffaf buluyorum. Diyor ki bu mesela Dojo süper bilgi bilgisayarı, bu yapay zeka bilgisayarını dışarıya kiralamaktan para kazanabilir. Bu 121 milyar dolar değer biçtim buna. Ama olacak mı olmayacak mı bilmiyorum diyor. Otonom sürüşten 104 milyar dolar değerleme koydum diyor. Bu bence çok düşük. Optimus Humanoids yani robottan da 83 milyar dolar değerleme koydum diyor. Bir kere ben burada özellikle full otonom sürüş ve Optimus tarafındaki değerleme hesaplarını tamamen yanlış buluyorum. Ama bu değerlemeleri Tesla'nın bugünkü değerine yansıtıp yansıtmamak size kalmış bir şey. Bu analist diyor ki bence yansıtmamalıyız diyor. Çünkü bunların ne olacağı belli değil. İleride belki kanunlarda, regülasyonlarda sorunlar olacak. Belki Elon Musk ölecek, bunlar gelişmeyecek. Belki bu teknoloji insan karşılık bulmayacak. Belki insanlar robotlara nefret edecek. Belki zaten Tesla bunları beceremeyecek. Hepsi gayet haklı noktalar. O yüzden de buradan baktığımda Tesla'nın değeri bence 600 milyar dolarlar etmez diyor. Ayrıca bu tarafı da biraz eleştiriyor ama değeri o kadar da düşürmemiş. Burada diyor ki Tesla'nın ileride bu kadar çok araba satacağına inanmıyorum. Elon Musk da bir tek adam. Ondan da endişe ediyorum diyor. Şimdi bu çerçevede Teslan hisse senedi ne oluyor ona bakalım yılbaşından beri 92.45 artmış. Eğer yakaladığı büyüme eğrisi kızılmasaydı. Tesla'nın yıl sonuna kadar %140 civarında değer kazanmasını bekliyorduk. Ama onu başaramadı. Buradan değer kaybetti. Burada bilançodan sonra görüyorsunuz büyük boşluk bıraktı. Düştü. Epey bir aşağılara geldi. 200'ün altına döndü. Sonra tekrar yukarı geldi. Dün de büyükçe bir kırmızı mumla tekrar aşağı doğru gitti. Peki bundan sonra ne yapacak Tesla? Vallahi Allah bilir. Açık söyleyeyim. Bu varsayımlardan hangisini insanlar sevecek ona göre değişecek. Ya Tesla bir otomobil şirketi diyeceğiz ona göre değerleyeceğiz. 30-40 dolar hazır olun. Ya Tesla bir teknoloji firması ama tam da henüz kıvıramadı bu işleri yavaş yavaş yapacak abisi diyeceğiz. Bugünkü değerlere razı olacağız. Ya da ya Tesla daha bu teknolojinin hakkını hiç vermedi. Adresler de bunları anlamadı. Tesla buradan çok yukarı giderdi. Eğer 5 yıl vadeli bakmıyorsanız Tesla'ya ilk yaklaşımı tercih etmenizi tavsiye ederim. Yani Tesla 30-40 dolara gidebilir. En azından 100 dolar altına gidebilir. Çünkü otomotiv şirketi olarak pazarlanmaya başlanırsa Tesla Wall Street analistleri tarafından gideceği yer arasında. Wall Street analistleri bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ben 100 dolarının altını hiç görmüyorum. Orada bir alıcı gelir diye düşünüyorum. Daha evvel test ettik. Ama yine de ihtimal var. 200 dolar altına sarkar mı? Çok büyük ihtimalle ve evet sarkar. Benim bas kesimde 200 dolar 300 dolar arasında bir yerlerde bir 6-7 ay bir yıla yakın gideriz diye bir senaryo var. 200'ün altına bir sarksak bile geri geleceğimizi düşünüyorum. Ama yanılabilirim. Dediğim gibi Wall Street'in olay yaklaşımına bağlı ama 500 sonrasına baktığımızda ben test edeyim. Muhteşem bir yere geleceğine inanıyorum. Çünkü bütün bu teknolojilerin her birinin kendi içerisinde dev iş alanları olduğunu düşünüyorum. Mesela robotlar. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki mavi yakılı işçi sayısını ve oradaki ekonomik büyüklüğü onun yerine alan robotlardan bahsediyoruz. Dünyadaki en büyük otonom taksi filosunu kurmasından bahsediyoruz. Tesla'nın bu yazılımı başka otomobil firmalarının lisanslamasından bahsediyoruz. Şu anda şarj ekosisteminde olduğu gibi biliyorsunuz neredeyse bütün büyük otomobil şirketleri Tesla şarj altyapısını kullanıyorlar. Bütün bunlara inanıyorum. Bütün bunlara inanınca Tesla'nın benim gözümdeki değeri 1000 dolarla 3000 dolar arasında. Bugünkü haliyle değeri bu civarlarda ama eğer otomobil şirketi olarak görürsem değeri 30-40 dolarlar civarında. Vardı. Tercih sizin. Bu tercih sizin adınıza sizin için kimse yapmayacak. O yüzden kimseye Tesla'nın hisse fiyatı ne olacak demeyin. Bu grafiklerle bunları açıklayamazsınız. Bunlar olanı biteni açıklarlar. Tesla'nın grafiği o kadar hareketli bir grafik ki buradan yola çıkıp Tesla buraya iner, buraya çıkar. Bunların hepsi boş laf. Temel olarak bakmanız gereken şey ben bu varsayımların hangisi satın alacağım? Tesla otomobil firması mı? Tesla bir otomobil firması ama teknolojiyle galiba kıvırmak üzere benim şu andaki duruşum. Tesla ileride büyük bir teknoloji firması olacak benim ileri yönelik beklentim. Bu tercih size kalmış. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde başka Tesla videosu yapmayacağım. Cybertruck çıkınca bir video yapacağım. O çünkü çok ilginç bir teknoloji olacak ve o teknolojiyi mutlaka konuşmak istiyorum sizlerle. Ve bir de Tesla'nın yıl sonu bilançosu üzerine bir video daha yapacağız. Onun için bana sormayın. Nihai video bu. Tesla ile ilgili varsayımlar bu kadar basit. Herkes kendince haklı. Tesla bunları hangisi nasıl becerecek onun zaman gösterir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.